dünyamıza en yakın gök cismidir. Bu yüzden Ay'ı diğer gök cisimlerinden daha büyük görürüz. Ayı bir ceviz büyüklüğünde düşünürsek, Dünya içine 50 tane ceviz sığacak bir top büyüklüğündedir. Dünyadaki kütle çekimi Ay'dakinden 6 kat büyüktür. Bu nedenle Ay'da her şey daha hafiftir. Bu durum Ay'a giden astronotların hareketini zorlaştırır. Ay'ın yapısını teleskoplarla elde edilen görüntülerden, Ay'a giden astronotların çektiği resimlerden, Ay'a gönderilen araçlarla elde edilen görüntülerden ve başka bilgilerden öğrenebiliyoruz. Uzayda büyük hızlarla hareket eden pek çok kaya parçası vardır. Bunlara göktaşı ya da meteor denir. Ay'ın yüzeyi bu meteorların çarpmasıyla oluşan çukur biçimindeki kraterlerle doludur. Bu meteorların Dünya'ya çarpmamasının nedeni Dünya'nın atmosfer tarafından oluşturulan bir sırtla korunmasıdır. Ay'a giden astronotlar Ay'dan gökyüzüne baktıklarında gökyüzünü simsiyah gördüklerini belirtiyorlar. Bunun nedeni Ay'ı saran hava tabakasının olmamasıdır. Dünyamızdan bakıldığında gökyüzünün mavi görünmesinin nedeni Dünyamızı saran bir atmosfer tabakasının olmasıdır. Ay, Güneş ile Dünya arasında kaldığında Ay'ın Dünya'ya dönük yüzü Güneş'ten ışık almaz. Ay bu evrede Dünya'dan görülmez. Bu evreye yeni ay denir. Yeni aydan birkaç gün sonra Ay'ın çok az bir kısmı ışık alır. Dünya'dan Ay'ın bir kısmı hilal biçiminde görülür. Yeni aydan bir hafta sonra Ay'ı yarım daire şeklinde görürüz. Ay'ın bu evresine ilk dördün denir. İlk dördünden bir hafta sonra Ay'ın Dünya'ya dönük yüzünün tümü Güneş ışığı alır. Bu evre dolunaydır. Dolunaydan sonra Ay'ın görünen kısmı tekrar küçülmeye başlar. Bir hafta sonra son dördün biçiminde görülür. Daha sonra yavaş yavaş hilal biçimini alır. Son dördünden bir hafta sonra da görünmez olur.